İsminizi öğrenebilir miyiz? Muammer Arslan. Muammer Bey, olayı bize bir anlatır mısınız? Kim geldi, ne kadarlık bir borç defterini aldı? Şimdi de ufak bir meblağ vardı, öyle çok büyük değil rakam ama yine 8-10 bin lira gibi bir rakam vardı defterimizdeki hesap. Burada iş yerimizde otururken hayırsever vatandaşlar geldiler. Böyle böyle bir niyetleri olduğunu söylediler. Bizden veresiye defterini satın almak istediklerini söylediler. İşte ortaya bir meblağ verdi. Biz de biraz kendimizden fedakarlık yaptık. Biraz da onlar fedakarlık yaptılar ki fedakarlığın çoğunu onlar yaptılar. Allah razı olsun. Biz de veresiye defterimizi kendilerine teslim ettik. Bütün müşterilerimizin borçlarını ödeyebilen, ödeyemeyen, sıkıntıda olan müşterilerimizin hesaplarını kapattık. Bugün itibariyle sıfırlanmıştı. Cenab-ı Allah'tan böyle insanlara daha güzel işler vermesini, sağlıklı sıhhat vermesini niyaz ediyorum bu mübarek günde, bu mübarek Ramazan ayında. Gerçekten inşallah Cenab-ı Allah sayılarını artırsın, çoğaltsın, azaltmasın. Gerçekten insanlar zor durumda, böyle bir güzel Ramazan ayında. Zor durumda olan insanlara yardım etsin. Allah da, Cenab-ı Allah da onlara yardım etsin. Peki borçlarını ödemeye gelenler oldu mu ya da böyle bir şeyle karşılaştıklarında tepkileri ne oldu bu sürede? Şu anda daha gelen olmadı. Ramazan ayı olduğu için ama tabii ben kendim de sosyal medyadan paylaştım. Çok güzel yazılar var, güzel karşılamalar var yani insanlarda. Tepki çok iyi tepkiler var. Tabii insanlar da bir beklenti içinde. Durumu iyi olanlar var, olmayanlar var. En azından insanlar bakkala borcum vardı, markete borcum vardı diye en azından belli bir sürede olsa kafalarından silecekler. Daha rahat yaşamaya başlayacaklar. Siz bu şahsları tanımıyorsunuz tabii ki girenleri. Tanımıyorum. Görmediniz de daha önceden. Hayır, de. Daha önce görmedim. Zaten görsek dahi isimlerini zikretmek istemiyorlar. Cenab-ı Allah ne diyor? Sağ elin verdiğini sorular bilmeyecek. Hayır. İlk defa sanırım böyle bir şey başınıza geldi. Daha önceden de oldu mu böyle? Daha önce de oldu. Daha önce de oldu. Bizim mahallemiz Elmatepe Mahallesi. Ereğli'nin en güzel mahallelerinden biri. Bizim mahalle esnaflarımız da öyle. Mahalle esnaflarımız bundan bir hafta 10 gün önce iş adamları Elmatepe'de top sahasına iftar yemeği verdiler. Cenab-ı Allah onların da kesesine bereket versin. Ne niyetle bu hayırları yapıyorlarsa Cenab-ı Allah niyetlerini de kabul etsin inşallah. Acaba bir